Elektrikli otomobil pişmanlık mı? Elektrikli otomobiller için çok mu erken? Şu anda 2024 yılında elektrikli bir otomobil alınır mı? Elektrikli otomobiller hakkında en çok merak ettiğiniz soruları toparladım arkadaşlar. Elektrikli otomobille uzun yolda kalmış ve bunu da samimi bir videoyla tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmış biri olarak açık açık söyleyebilirim ki elektrikli bir otomobil alacaksanız çok iyi düşünün. Çünkü bir kez elektrikli otomobil kullanmaya başladığınızda bir daha içten yanmalı bir otomobile geçme ihtimaliniz çok çok düşük arkadaşlar. Yaklaşık bir yıldır tamamen elektrikli otomobiller kullanıyorum. Bu bir yıl içerisinde yaşadığım olumlu olumsuz tüm deneyimleri bu seride sizlerle paylaşacağım. Daha önce Porsche Taycan, Tesla Model Y, Tesla'nın farklı modelleri ve yerli otomobil Togo deneyimledim arkadaşlar. Togo farklı dönemlerde uzun süre kullandım. Tesla ile 1000 kilometrenin üzerinde uzun yol yaptım ve şu anda kullandığım Mercedes EQE ile de Ankara'ya giderken biliyorsunuz yolda kaldım. Ona da tekrar açıklık getiririz ama bununla ilgili zaten bir video yapmıştım. Tüm detayları anlattığım bir video yapmıştım. Ona da muhtemelen bu tarafta ya da bu tarafta şu an çıkmıştır ve açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu otomobiller arasında bazı farklar var. Bunlara önümüzdeki bölümlerde değineceğiz. Fakat bu bölümde de elektrikli otomobil deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten bugün bir elektrikli otomobile geçtiğinizde hayatınızda neler değişiyor ve elektrikli otomobil almak mantıklı mı değil mi buna izledikten sonra siz karar verin. Şimdi önce şehir içi kullanımla başlayalım. Elektrikli otomobil kullanırken ben son bir yıldır yaklaşık bir yıldır ki önceki otomobilinden de bahsedeyim. bir Porsche kullanıyordum SUV'ye. Onu da yaklaşık bir 3 yıl falan kullanmıştım. Tabi Porsche olunca SUV olunca biraz yakıtı da tüketiyordu. Bu belki sizin hayatınızda çok önemli değildir ama sadece maddi açıdan bakmayın. Sonuçta o yakıt tüketimi doğaya da bir zarar veriyor. Bu beni aslında çok tetikleyen bir unsurdu. Yani elektrikliğe geçme hususunda ki ben evimde falan şu an benim elektrikli şarj istasyonum yok. Bu noktaya şarj kısmında geleceğim ama ben benzinliden ilk geçtiğimde Porsche e, arabamda seviyordum. O dönem Taycan'ı kullandığımda Taycan'da şöyle bir sıkıntı vardı. Gerçekten menzil tarafında beni çok üzüyordu. Uzun yola çıkmak o arabayla çok konforlu değildi ve açıkçası epey de riskliydi o dönemde özellikle. Ama sonrasında gerçekten şarj istasyonları çoğaldı ve menziller de sonraki kullandığım arabaların da menzilleri ortalama 500 kilometrenin üzerinde olduğu için uzun yol konusunda epey bir deneyim elde etmiş oldum. Tesla'yı zaten Adana'ya İstanbul'dan teslim alıp 1000 kilometrelik yolu kendim kullanarak geldiğim için ilk uzun yol tecrübemi de o şekilde yaşamış oldum Tesla'yla. Mercedes EQ ile Gaziantep'e gidip geldim. Daha sonra Ankara'ya gidip geldim ve Togla'da Konya'ya gidip geldim. Bunların hepsinin ayrı ayrı videolarını, uzun ve kısa videolarını hem Instagram hesabımda hem de YouTube kanalımda paylaştım arkadaşlar. Uzun videoları YouTube kanalımda yani bu kanalda zaten bulabilirsiniz. Kısa videolar için de Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Şimdi bir elektrikli otomobil aldığınızda sizi belli şeyler korkutuyor olabilir. Mesela aldınız elektrikli otomobil artık petrol istasyonuna gidip de bu arabayı doldur işte benzini, dizelini, mazotunu doldur olayı bitiyor. Dolayısıyla bu hayatınızdaki en önemli değişiklik oluyor. Bir şarj istasyonuna gidip şarj etmeniz gerekecek. Ben açıkçası özellikle Mercedes'i aldıktan sonra tek bir şarj istasyonu kullandım. Zaten işbirliği halinde olduğumuz bir marka ama ben şunu açıklıkla söyleyeyim. İşbirliği yaptığımız bir sürü marka var ama ben mesela her işbirliği yaptığım markanın telefonunu aktif olarak kullanmaya devam etmiyorum ya da kamerasını aktif olarak kullanmaya devam etmiyorum ya da mikrofonunu aktif olarak kullanmaya devam etmiyorum. Ben Voltgo'dan çok memnun olduğum için gerçekten bu arabayı sadece Voltco'da şarj ettim. Tesla'yı uzun yolda gelirken evet başka o dönem başka şarj istasyonlarında şarj etmiştim. O süreçte epey diğer şarj istasyonları ile ilgili de deneyimim oldu arkadaşlar. Buna Tesla'nın Supercharger'ları da dahil. Birçok şarj istasyonunu deneyimledim. Ben şu anda Voltco'yu kullanıyorum. Özellikle şehir içinde Adana'da çok yaygın. Yani her yerde bulabiliyorsunuz. En güzel yerlerde bulabiliyorsunuz. Ve uygulamasını kullanarak sadece telefonunuzla ya da benim gibi fiziki bir kartla hemen göstereyim. Fiziki bir kartla arabanızı gittiğinizde şarj edebiliyorsunuz. Bu şarj sistemi birçok şarj istasyonunda aslında benzer şekilde iler diyor arkadaşlar. Nasıl? Siz önce burada bir hesap açıyorsunuz. Çok basit işte. Mailinizle bir hesap, telefonunuzla bir hesap açıyorsunuz. Sonrasında kredi kartınızı oraya tanımlıyorsunuz ve siz hiçbir şekilde parayla vesaireyle uğraşmıyorsunuz. Gidiyorsunuz arabanızın işte ben volt Voltco'yu volt Voltco'nun şarj istasyonuna gidip arabanızı şarja direkt bağlıyorsunuz arkadaşlar. Öyle kablo falan çıkarmanıza gerek yok. Arabanın içinden çıkan o kablolar vesaire bunlar AC şarj için. Orada bir karışıklık olmasın. Onu da soranlarınız olmuş. Her defasında öyle bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu o kadar kolay bir rutine dönüyor ki yani bunun %0 benim arabam şu an %39'da. Bir haftadır mesela rahat biniyorum ve %80'e kadar şarj ediyorum. Şehir içinde kullanırken şehir dışına çıkacağımda %100'e kadar şarj ediyorum. Ortalama benim şarj istasyonunda geçirdiğim vakit bir saati geçmiyor. Hani %20'den %80'e geleceğim dediğin zaman zaten yarım saati bulmuyor bile. Bununla ilgili yeni videolar var. Yeni kısa videolar yine paylaşacağım. Bununla ilgili uzun videolarla paylaşırım. Şarj işlemi o kadar korkulduğu kadar zaman alan ve yorucu bir işlem değil. Tam tersine takıyorsun, şarj oluyor, çekiyorsun, biniyorsun, devam ediyorsun. Kredi kartını otomatik olarak ödüyorsun. Oldukça pratik ve kolay bir işlem ve alıştıktan sonra emin olun arkadaşlar. Zaten gideceğiniz mesela tenis Şahist gidiyorsanız orada Voltcon'un şarj istasyonu var ve güneş panellerine sahip olan bir şarj istasyonu olduğu için daha da çevreci bir şarj istasyonu. Yani güneş enerjisinin elektriğe dönüştürüldüğü ve bu enerjiyle arabanızı şarj ettiğiniz bir şarj istasyonu. Dolayısıyla şarj tarafında korkacağınız bir durum yok arkadaşlar. Alıştıktan sonra çok basit ve pratik bir işlem haline geliyor. Evinize taktırsanız daha da kolay. 6-8 saatte AC şarjlar, yeni nesil AC şarjlar, yeni nesil otomobilleri şarj ediyor. Dolayısıyla akşam taksanız zaten her gün takmanıza gerek yok. Hafta bir taksanız bile gece o kendi kendine şarj edip %80'de dursun, %100'de dursun şeklinde ayarlayarak çok rahat bir şekilde bunu da çözebilirsiniz. Yeni sitelerde de bizimkinde de var. Ben göstereceğim bununla ilgili de video yaparım. Yeni sitelerde zaten bu zorunlu olduğu için bütün sitelerde araç sayısının belli bir oranında şah istasyonları bulunduruluyor. Dolayısıyla şah işlemi evinizde de apartmanda da müstakil bir evde oturuyorsanız da her yerde artık çok daha kolay hale geliyor. Uzun yola çıkarken de şuna dikkat etmeniz lazım. Benim Ankara'ya giderken olduğu gibi ben şimdi toplantım var. 9.30'a yetişeceğim ama ben 4'te çıktım evden. 4.30'da çıktım. Dolayısıyla otoban hız limitleri neyse 130-140 neyse o hızlarda gittim. Hava soğuktu, klima açıktı. 2 derece falandı. 0 derece 2 derece arasıydı ve dolayısıyla klima sürekli açıktı. E sonuçta bunun içinde bir aydınlatma var vesaire ve yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Ben Ankara'ya vardım ama gideceğim yere yaklaşık 50 dakika falan varken şarjım bitti. E geç kalacağım için yavaşlayamadım. Yavaş gitsem eminim rahatlıkla varırdım. Orada ben arabayı bıraktım, beni başka bir araç arkadaşım Mert aldı. Mertle beraber gittik. Sonra dönüp arabayı aldık bir şekilde. Bunların detayları hepsi videoda var. Ama ben aynı menzille, aynı arabayla, aynı yolu dönerken döndüğümde 110 kilometre, 115 km menzilim kalmıştı. Hem hızınız önemli, hem hava şartları önemli, hem de yokuş aşağı, yokuş yukarı önemli. Uzun yolda. Milan'la giderseniz yani tek şarj molasıyla ben Ankara'ya çok rahat ve hızlı bir şekilde varırdım. Veya İstanbul'a bugün buradan çıkıp Adana'dan gidebilirim. 1000 kilometre yolu gidebilirim. Bunlarda problem yok. Ama nedir? Yani 20 dakika bazen yarım saat işte güzergaha göre bir kahve molası verdiğinizde 2 molayla 3 molayla her yere rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Önemli olan planı doğru yapmak ve bu plana uygun bir şekilde şarj molaları vererek yola devam etmek arkadaşlar. Güvenlik konusuyla ilgili bazı sorular var. Bunu da toparlayacağım. Daha sonra maliyet, yakıt vesaire bunlarla ilgili bir sonraki videoda devam edeceğim. Çok uzatmamaya çalışacağım bu videoları arkadaşlar. Güvenlik olarak şöyle düşünün. Elektrik otomobili kullanırken, şarj ederken patlar falan filan bunlarla ilgili haberlerin çoğu bilinçsizce abartılıyor ve sosyal medyada bununla ilgili çok yanlış paylaşımlar yapılıyor. Bununla ilgili doğru haber yapan yayınlar var, kanallar var. Bunları takip etmenizi, bunların yaptığı yayınları temeli olan yayınları izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben de bununla ilgili soruları cevaplamaya çalışıyorum. Arkadaşlar evimizin her tarafı elektrik dolu. Telefonlarımız bunların hepsi içinde bataryası var, şusu var, busu var. Şimdi siz şu telefon içindeki elektrikten korkuyor musunuz? Ya da bunun içinde mesela benzin olan bir şey taşısanız mı daha tedirgin olursunuz? Bunu düşünün. Hatırlarsın petrol istasyonlarında işte sigara içilmez, ateşle yaklaşma gibi uyarılar olur. Ben bir şah istasyonunda, otomobil şah istasyonunda böyle bir yazı görmedim. Tabii siz yine yaklaşmayın da hani hatta mümkünse sigara içmeyin ama elektrik hayatımızın her yerinde, AVM'lerde, her yerde kablolar, her tarafımızdan akımlar geçiyor. Sürekli yanımızdan ayırmadığımız telefonlarda akımlar geçiyor. Bunun altında evet bir batarya sistemi var. Ama sonuçta alternatifinin altında da zaten deposunda bir yanıcı bir şey var. O yanarak sizi hareket ettiriyor. Yani benzin, dizel, mazot, tüp vesaire bunlar bir şekilde ateşleme sistemiyle işten yanmalı dediğim şey var. ya. Arabayı bu şekilde hareket ettiriyor. Hangisi daha güvenli geliyor size? Şöyle bir düşündüğünüzde, yani bu kadar karalamak çok yanlış. Gerçekten bir şey araştırmadan bunun hakkında yorum yapmak da çok yanlış. Bakın size çok net bir şey söyleyeyim. Elektrikli otomobilleri eleştirenlere bakın. Yüzde sekseni demiyorum. Neredeyse tamamı elektrikli otomobil kullanıcısı değildir. Siz bir elektrikli otomobil kullanıcısından bu tarz endişeler, bu tarz böyle kullanımla ilgili negatif şeyler duyuyor musunuz? Elektrikli otomobil kullananlara ben şunu duyuyorum. Bir daha benzinli, dizel arabaya geçmem diyorlar. Yani ben de keza hani bunun keyfi, o bilmem nesi falan başka Teknolojisi bambaşka. Otonom sürüş. Bunlar artık akıllı cihazlar. Bunların hepsine geleceğim. Uzun yoldaki avantajlarına herkes menzili konuşuyor ama uzun yoldaki avantajları hepsini anlatacağım. Ama bir sonraki bölümde çok uzun tutmadan soruları cevaplayacak şekilde, olabildiğince soruları cevaplayacak şekilde bu bölümleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten kısa videolarla da olabildiğince sık içerik üretiyorum. Siz de tüm sorularınızı sonraki bölümlerde cevaplamamı istediğiniz tüm soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Şarj maliyeti, performans ve teknolojileriyle ilgili, uzun yoldaki avantajlarıyla ilgili ve ikinci eliyle ilgili önümüzdeki bölümlerde konuş Şimdilik aklınıza gelen tüm soruları yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.